Herkese selamlar. Uzun zamandır istediğim bir cihaz vardı. Malum YouTube işlerine girdik, videolar çekiyoruz. Bununla alakalı da hani güzel bir ekipmanımız olsun istedik. Ben çok istiyordum, eşime de söylüyordum. Hani alacağım diyerek. O da bana sağ olsun doğum günü sürprizi yapmış. Erken gelen bir doğum günü sürprizi. Bana bir GoPro Hero 9 Black almış. Bununla alakalı şimdi sizlere bir kutu açılımı, bir de teknik özellikleriyle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Açıkçası yani daha önce bunun alt seviyelerinden kullanmadığım için nasıl bir cihaz olduğunu bilmiyorum. Sizinle beraber ben de ilk defa açacağım. Gerçi açtım bunu sadece meraktan dolayı biraz kurcaladım ama yani özellikleriyle alakalı da çok fazla bir bilgim yok açıkçası. Burada yazanları sizlere aktaracağım. Daha ilerleyen zamanlarda da zaten videolarımızı bu GoPro Hero 9 ile çekeceğiz. Sizlere daha kaliteli videolar çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi o zaman kutu açılımına geçelim. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. Dediğim gibi ben bunu açtım, biraz inceledim. Şöyle içerisinden çok şık ve kullanışlı bir çanta çıkıyor. Şu şekilde içeriği şöyle yakından göstereyim size. Çok fazla bir aparat yok bu modelinde. Şurada bir kullanım talimatı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Sadece incelediğimde içerisinde Türkçe herhangi bir şey yok. Hep yabancı dillerde. Şöyle yeni kullananlar için kullanım kılavuzu tarzında bir görsel yapmışlar. Şurada da stickerlar var birkaç tane. Bu da GoPro'nun abonelik ile alakalı bir broşürü. Direkt QR koduyla abone olabiliyorsunuz. Şöyle içerisinden Type-C girişli bir şarj cihazı çıkıyor. Şarj kablosu. Şurada birkaç tane de şu şekilde aparatı var. Şöyle yakından göstereyim. 3 tane bir aparat var. Onun dışında başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ve en önemlisi de GoPro'muz. GoPro Hero 9 Black. Şöyle göstereyim. Bu yani ben de biraz araştırdım bunu açıkçası. Normal eski olan 8'lere 7'lere göre biraz daha ağır ve hacim olarak görsel olarak biraz daha büyük. Yani elinize aldığınızda da bunun ağırlığını anlıyorsunuz. Şöyle birkaç yerinden göstereyim size. Şurada yakından çekersek. Şurada batarya yeri var. Şu batarya yerini şöyle yukarı kaldırıp öne çekiyorsunuz, yukarı kaldırıp. İçerisinde bataryası var. Şurada bir hafıza kartı yeri var. Tabi bu geldiği zaman hafıza kartı yoktu. Ben kendim taktım bu hafıza kartını. Şurada da şarj yeri var. Bu şekilde. Bataryasının gücü de 1720 mAh. Önceki serilere göre bu bataryayı biraz daha büyütmüşler. Biraz daha kapasitesini arttırmışlar. Burası bu şekilde. Şurada gizli bir aparat yapmışlar. Diğer aparatlarla birleştirmek için. Burası da bu şekilde olması gayet güzel, kullanışlı olmuş. Şu lens kısmını da güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu lens kısmı değiştirilebilir bir lens. Yani bunu buradan çıkartıp farklı lensler takabiliyorsunuz. Çok da kullanışlı yapmışlar açıkçası. Şurada bütün ekranı var. Şöyle ben açayım, göstereyim size. Bu arka yüzü. Gördüğünüz gibi arka yüzünde de şu şekilde sistemin içerikleri var. Ön tarafında da şöyle tekrardan küçük bir ekran yapmışlar. Bu taraf dokunmatik değil. Sadece arka tarafı dokunmatik. Burada selfie, öz çekimlerde görüntü alabilmek adına yapılmış bir özellik. Çok da kullanışlı, çok da güzel. İçerisinde de gördüğünüz gibi pilin oranı,
hafıza kartının ne kadar çekeceği ile alakalı ve nasıl çekim yaptığınızla alakalı birkaç bilgi var. Bunların olması da gayet güzel. Şu şekilde göstereyim ben size. Buradan direkt dokunmatik arayüze ulaşabiliyorsunuz. Burada ayarlar kısımları var. Şimdi biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim ben size. Burada da gördüğünüz gibi teknik özelliklerini sıralamışlar. 20 megapiksel fotoğraf çekimi yapabiliyor. 5K 30 FPS, 4K 60 FPS'ye kadar ve 1080p 240 FPS video kayıtları yapabiliyor. Su geçirmezliği ise 10 metre yani 33 fit derinliğine kadar. Burada ses ile kontrol bağlantısı var. Yani eğer bir motor ya da bir set kullanıyorsanız oradan direkt komut verebilirsiniz. Yani videoyu başlatabilir ya da videoyu duraksatabilirsiniz. 8x slow motion modu var. Yani bu da 8x'e kadar slow motion çekim yapabiliyorsunuz. Date overlays modu var. Veri katmanlarının olduğu bir ayrı mevcut bir yer. Burada time wrap var. Time wrap 3.0 ile büyüleyici hızlandırılmış videolar kaydedebilirsiniz. Ayrıca kayıt sırasında hareketi yavaşlatmak için de kullanabilirsiniz. 1080p olarak canlı yayın yapılabiliyor. Yani istediğiniz yerde direkt olarak canlı yayın yapabilirsiniz bu özellikle. Süper foto, HDR modu ve RAW modları var. Yani bu da yüksek kaliteli HDR çekimler yapmanızı sağlıyor. Webcam modu var. Bu Hero 9 ile webcam modunda kullanabiliyorsunuz. Touch screen modu dokunmatik ekrandır. Yani burada da gördüğünüz gibi ayarlamaları dokunmatik ekrandan yapabilirsiniz. Şurada bir özellik var. HyperSmooth özelliği. 3.0 bu daha önceki modelde yani 8 modelinde 2.0 olaraktı. Bunda 3.0 yapmışlar. Bu özellikte titreşimleri azaltan bir özellik. Yani az önce de bahsettiğim gibi bir motor, bir bisiklet ya da bir koşu yapıyorsanız eğer oradaki titreşimleri en aza indiriyor. Bu da çok güzel bir özellik. Videoyu çekmeye başlarken iPhone 12 Pro ile çekim yapıyorduk. Şimdi kapanışı size GoPro ile yapmak istedim. Aradaki farkı da görmüş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.